Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Okuldayız. Bak. Bugün okula park ettim ben bunu. Bundan geziyorum. Bizim ihtiyarı bıraktım ben garaja. Çok oynamıyorum. Onun da başına zaten bir iş geldiydi biliyorsunuz. Daha doğrusu bilmiyor da olabilirsiniz de. Benim ihtiyarın sağ ön fara bir tıklattılar gene. Anlamıyorum. Onu yaptırmakla uğraştım ben bir süre. Hala da yapılmadı, daha onun boyası falan var. Onun boyası çıktıktan sonra mevzuyu anlatacağım, o kaza mevzusunu. Gelip vurdular lan. Şimdi ha, ne var elimde bak. Bir cihaz aldım ben. Şey hatırlayın. Şurada. Şu benim eski cihazım vardı ya, bu MPPT diye aldıydım da, hani eski tip bir şey çıkmıştı, hatırlayın. Neyle birlikte almıştım ben onu? İnvertör, işte akü, hidrofor, o civarlarda almıştım ben bunu. 1,5-2 sene falan olmuştu. İşimi gördü mü şimdiye kadar? Gördü. Bir arıza verdi mi? Vermedi. Zaten çok da detaylı bir şey değil bu. Cihazda değil biliyorsunuz. Ama şu anda ben bunu değiştirme kararı aldım. Daha doğrusu uzunca bir süredir değiştireyim diyordum ama bir türlü fırsat bulamadım ben. Bu eski tip cihazı değiştirip yeni bir cihaz almaya karar verdim. Yorumlarda tavsiye ettiğiniz cihazlar falan vardı. Bir tanesi de buydu. Lexron'un, bak, yine 30 amperlik bir MPPT kontrolör. Bu. Bunu aldım ben. 1500 liraya aldım ben bunu. Burada bir şeyler daha var. Bağlantı bir şeyler var. Yani kutusu bu. Bir şey de çıkmadı başka. Ve cihaz. Cihaz ve bu çıktı. Ha, bir tane de şey varmış bak burada. Kullanım talimatı. Türkçe mi? Bakalım hemen. Türkçe değil. Türkçe değil. Neyse, önemli değil. Zaten çok da böyle bir teknik bir şey değil. Bu bağlayacağız, kullanacağız en nihayetinde. Hop. Bir boşluk buldum ben şu anda da. Bak, cihaz bu. O sağlam bir cihaza benziyor. Arkadaşlar bak. Bu. Bağlantı kısımları burada. Ne var? Burada bir tane derece şeyi var. Üzerinde yazıyor zaten. Daha doğrusu şekillerle göstermişler. Bakın. Güneş panelinden gelen kabloların artısı eksisi. Hop, burada. Aküye giden bağlantıların artısı eksisi. Hop. Bu da içerideki 12 volt cihazlara ya da 24 volt cihazlara elektrik vermesi için bir yer var. Biliyorsunuz ben burayı kullanmıyorum. Gibi. Bunu bağlayacağız şimdi arkadaşlar. 130D diye bir modeli bu. Hani nasıl kullanılıyor, ne oluyor bilmiyorum. Takıp deneyeceğiz artık. Öncesinde şunu bir güvenli bir şekilde sökmem lazım. Şase falan bir şey yapmasın diye her kabloyu söküp ucunu bantlayacağım. Ondan sonra bakacağız. Benim elektrik yetmemeye başlamıştı. Ondan dolayı burada da meraklı. Buyurun. Buyurun efendim. Hayır. Kanalıma hoş geldiniz. Beğenip like atmayı unutmayın. Ha, bak ben demiyorum, sen de bari. Hadi başlayalım isterseniz. Ben şu kamerayı uygun bir açıda tutturabilirsem eğer. Tutturabilirsem. Kim o? Ben tutayım. Ne de tutacağız? Orada bakıyoruz. Bir de kablo lazım bana ya. Ne buldum? Şimdi tek tek söküp bu kabloların uçlarını bantlayacağım.
Önce nereden başlayalım? Önce sigortayı kapatarak başlayalım bence. Şunları bir kapatalım. Arkada da bir değişik bir test için bir şey denedim ama onu da göstereceğim size birazdan. Aküyle ilgili bir değişiklik yapmaya karar verdim ben. Ama tamamen kendi kafamdan uydurduğum bir olay aslında. Sağlıklı mı değildir büyük ihtimalle. Ama jel akü işine son vereceğim ben arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Normal sulu tip aküler kullanmaya başlayacağım. Jel akü ikide bir bozuluyor benim. İki tane sulu akü aldım. Onları sisteme dahil ettim. Şimdilik gidiyor. Jeller de artık ömrü biterse bitsin. Onların yerine sulu akü alacağım. Kızacağınız şimdi ben biliyorum. Öyle mi olur hocam? Böyle mi olur hocam? Oluyor. Deneyeceğim en azından. Ne kaybederim ki? Şimdi jel akülerden bir tanesini ben zaten bozdum. Öbürü de bozulsun. Bakalım olacak mı? Bakayım. İşte hayattaki şansımız. Bu olmadı. Niye? Eski deliklere gelmiyor. Şuraları delik açacağız. Olmayacak. Evet. Sayın kameraman, nasıl yapacağız biz bu işi? Delikler de gelmedi. Hayattaki şansım işte. Bunları delik açmak lazım. Şey var mıydı ya okulda? Olması lazım. Yıldıray. Ben şu Yıldıray'a bir sesleneceğim ya. Bilmiyorum ki. Böyle elinden benden olmayacak arkadaşlar. Sertmiş arkası. Tamam. Bu eski cihazdan daha geniş. Bir tane daha vardı ya, değiştirmiştim ben bu cihazı almıştım. USB'leri yaktım diye. Bu ondan daha geniş. Onu deliklere bile olmuyor. Bunu taksam da rahatlasaydım ya. Şura. Olmuyor. Birazdan döneceğim. Evet. Teşekkür ederim. Evet, ufak bir yardımla, Yıldıray yardımıyla akıllı vidaları sapladık oraya. Değil mi? Evet. Şarjı matkapla zor girdik ya. Bayağı sert, tam kaporta kısmıymış. Bilemedim ben. Bayağı sertmiş burası da. Eski deliklerin üzerine ben takıyordum ya. Neyse, hallettik. Şunu da yerine taktıktan sonra sabitleme işimiz bitecek herhalde. Bakayım ben. Hop, nasıl takılıyordu bu? Böyle miydi bu? Evet. Sapasağlam oldu. Şimdi sıra geldi kablolara. Önce akü kablolarını takacağım.
Tabi kamerayı sabitlersin. Neyse, ben şu kabloları bir takayım hemen. Hatırlayın, şunlar yukarıdan panelden gelenlerdi, artı eksi. Bunlar da aküye giden artı eksiler. Geliyorum hemen. Evet. Arkadaşlar. He? Bitti mi? Dur. Kameraya basamadım. Yapıyor. Çekim ha. Yapıyor. Merhabalar. Nereye hocam bunu? Zümrem. Evet. Cihazımızın montajı tamam arkadaşlar. Bakın artısını eksisini adam akıllı bağladım. Ölümüne sıkmışlar bunları. Bağlar bağlamaz burada karşıma çıkan ekranı size okuyorum. Siz de okuyabilirsiniz gerçi. Bak burada jel diyor. Direkt jel aküyü algıladı. Arkadaki jel aküyü algıladı ya da ön ayarı o şekildeydi. Burada jel diyor. Burada akümüzün voltajı ya da dolum voltajı emin değilim. Burada da derecesi gülen bir surat. Hani bunların ne olduğuna bakacağız. Şu anda 6.4 amperle zannedersem dolum yapıyor. Hiç amper tüketmiyor. Çünkü buraya bir şey bağlamadık. Bu çıkışına bağlarsak eğer onu da burada görürdük. Evet, 6.4, 6.3. Bu biraz önceki şu cihazda, eski cihazda çok daha düşüktü arkadaşlar. Çalışma prensibi çok farklı. Bir %30'a kadar bir artısı sağlayacak bu bana. Hani günlük 100 amper dolduracağım ama 130 amper dolduracağım. Ve elektrik sorunumu daha düzgün bir şekilde çözmüş olacağım diye ümit ediyorum. Buradan menüleri gezmeye devam edelim hemen. Bir şeyler diyor. Bu ne diyor? Açık kapalı. Neyse anlamadım. Bakacağız. Artı eksi. Evet. Evet. Ayarlara geldi yine. Şu ekran doldurma ekranı. Şu ekran voltaj ekranı. Şurada bir şeyler var mı? Burada da bir şey yok. Bir şey yok bu. Hepsi bu kadar. 26.6 volt şu anda voltajım. 6.3 amperle de dolum sağlıyorum. Zannedersem şu eski cihazımda da bu 5.5 muydu acaba? Öyle bir şey. Arada bence ciddi fark yaratacak diye düşünüyorum. 24 voltu direkt otomatik algıladı bu arada. Herhangi bir ayar, hiçbir şey yapmadım. Sadece kablolarımı düzgün bir şekilde yerleştirdim. Artı eksi artı eksi. Onun haricinde hiçbir şeye dokunmadım. Otomatik aldı. Şimdi gelin ben size bir de arka tarafı göstereceğim. Arka tarafta deneysel bir çalışma yaptım. Evet. Olur olmaz bilmiyorum. Hani bahsettim ya, bu jel akü işi beni yordu diye. Açıkmış zaten. Jel akü işi beni yordu. Bakın burada ben böyle bir deneysel bir çalışma yaptım. Şunlar bildiğiniz sulu akü arkadaşlar. Sulu aküler iki tane 105 amperlik 150 amperlik jel akülerimle bağladım. 24 volt sistem devam ediyor. Benim ön taraftan yani arabanın dinamosundan gelen dolum kablosu da yine bu sulu akülere bağlı. İkisini birbirine bağladığım zaman da 24 volt. Hani bu ne kadar sağlıklı olur, ne kadar sağlıksız olur emin değilim. Deneme aşamasındayım, test aşamasındayım. Beraber bekleyip göreceğiz. Bakalım ne olacak. Hani istediğim verimi alabilirsem ki alırım diye tahmin ediyorum. Ben bu jel akü işinden vazgeçeceğim. Çünkü 2 seneden daha uzun süre ben hiçbir zaman bunları kullanamadım. Bilmiyorum, belki siz kullanıyorsunuzdur. Benimle ilgili bir şey de vardır. Artık bakacağız. Şunu bir tutar mısın? Ha hocam, kamera. He, kamera. YouTube videosu. YouTube videosu. Bunlar da benim öğrencilerim. 9. sınıf. Dur ben şöyle. Bu aküden bahsedeyim ben size. Bu büşonlu akü. Yani kendini sularını eksildikçe doldurabiliyorsun. Fazla su koyarsan da bunlardan zaten dışarıya atıyor onu. Sulu akü ve jel aküyü birlikte kullanmayı deneyeceğim. Bir sürü yerde olmaz, şu bu bilmem ne, bir sürü bir şeyler söylediler. Ben hocam, kendi burnumun dikine yine gideceğim. Bunun mu? Yok, ekran kapandı. Sıkıntı yok. Ben yine biliyorsunuz, bildiğiniz gibi burnumun dikine gitmeye devam edeceğim.
Bunlar güzel bir şekilde, verimli bir şekilde çalışırsa eğer, şunlar da bozulup atacağım. Bozulursa da atacağım. Bozulmazsa da devam etsin gitsin. Bozulduğu zaman da ben tekrar bu sulu aküleri takviye edip devam edeceğim. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeceğim ben size. Dedim ya, ben 2 seneden daha uzun bir süre kullanamadım hiç bu jel akülerimi. Bunlar da 2 sene oldu olmadı alalı. Biri bozulmuş herhalde. Tam verim alamıyorum. Sabah ölçüm yaptığım zaman 11 amperler voltları falan görüyorum bunda. Diğerinde bir sıkıntı yok. 12,5'lardan falan voltajım ama. Şimdi bir tane 150'lik jel akü eklemem lazımdı benim. Bunu iyi biliyorum. Bir tane 150'lik jel akü bugünün piyasasında 5500 lira. Şu ikisini ben 3000 liraya aldım. 105'er amper. İşte %60'ını kullanırım, bilmem ne yaparım. Umurumda değil. Şunlar da bozulsa umurumda değil. Bu da gitse umurumda değil. Bu ikisi sağlıklı devam edecekse, şunların yerine de ben bunlarla devam edeceğim. Hem fiyat olarak uygun, hem de yani jel akünün şunun buyun bir avantajını ben görmedim işin açığı. Evet. Deneysel aşamalarımızı bu şekilde yapacağız. Tamamen deneysel. Teknik olarak bilmiyorum uygun mu değil mi ama. Biliyorsunuz çok da öyle teknik taktik takılmıyorum ben. Kafama göre gidiyorum. Bunun dışında bir şeyim daha var size. Hani biliyorsunuz ben adada geldikten sonra eski kamp hayatımı tekrar devam ettirmeye başladım. Bu hafta sonu da bir yağmur varmış ama pazar günü. Bu hafta sonu için de bir hayatı idame kısmına geçeceğim. Bir ya bugün cuma geç olmazsa ya da yarın sabah elbisem ve bıçağımla dağa çıkacağım. Bir 2-3 günlük bir hayat idame kısmına başlayacağız arkadaşlar. Gideceğim yeri henüz ben de gidip keşfetmedim. Su var mı? Yakacak var mı? Başka bir şey var mı? Barınak işi nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz onu da. Evet. Şimdilik benden bu kadar. Bana destek olmak isterseniz alkışlayabilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Diyoruz. Ve kendinize iyi bakın diyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.